memleketi vatan yapan, bu memleketi vatan yapmak için canından olan Çanakkale Kurtuluş Mücadelesi şehitlerini de asla unutmayacağız biz. Ne kadar övsek azdır Mustafa Kemal Atatürk'ü. Ne mutlu ki bize, ne mutlu ki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına böyle bir lider sadece Türkiye'ye değil, aynı zamanda Gandhi'nin memleketine de ilham olmuş, onun da kurtuluş mücadelesini başlatma ilhamını vermiş. Bütün Tufan Belli'nin su problemini çözdük. Sadece FG'de onlarca köprü yaptık. İmamoğlu'nda tam 84 kilometre kanserojen boru değiştirdik. Geldik Kozan'a. Kozan'da neler yaptık Kozanlı biliyor. Ama Kozan'a ben dedim ki size yedi gözeden suyu ben getireceğim. Uzun süredir uğraşıyoruz. Yedi göze barajından Kozan'a Çatalan suyu gibi su getireceğiz. İmamoğlu'na oradan su getireceğiz ve Yumurtalı'nın ve Ceyhan'ın bütün köylerine yedi gözenin suyunu getireceğiz. 10 bin metrekare burada bir alan var. Ben Adana'da son yıllarda Merkez Park'tan sonraki en güzel parkı nereye yaptım? Çarkıpara yaptım. Yani nereye? Sarıçam'a. Kozan'da ilk kreşimiz, ikinci kreşimiz de nerede oldu? Sarıçam'da oldu. E5'in üstünde iki olağanüstü güzel alt geçit yaptım. Üst geçitle birlikte. Şimdi Türkmen başını inşallah Aralık'ın 3. haftasında hep birlikte ulaşıma açacağız. Bu kadar işleri ağır borç yüküne rağmen, 2 yıllık pandemiye rağmen, depreme rağmen yapmak kolay değildi. Ama burada hesap adamı, parayı iyi kullanan, parayı geliri gideri iyi kontrol eden, milletin parasını da kimseye yedirmeyen bir kardeşiniz var. Sarıçam'ı seviyoruz çünkü. Çünkü ben Adana'yı seviyorum. Çünkü ben sizi seviyorum. Çünkü ben size hizmeti seviyorum. Dolayısıyla her şeyi yakından takip ediyorum. Ben de 24 saat çalışıyorum. 24 saat çalışmaya devam edeceğim. Ve hızlı şekilde açılışımıza geçeceğiz. Bu çiçeği güzel halkım adına alıyorum. Thank you.